Ay aşağıdaki güvenlik görmedi beni. Rahat rahat geldim valla. Nereden çıktın Asuman sen? Ay, ne biçim bir karşılama bu? Gel, gel. Oy canım. Özledim seni. Yoksun evde. Madem yeni evinde burası yuvadan uçtun. Gelip göreyim dedim. Ne var? Gelir gelmez başladık yine saçma sapan konuşmayı değil mi Asuman? Yuvadan falan uçtuğum yok ablacığım. Çalışıyorum burada. İş. Bir süre kalacağım sonra eve geri döneceğim. Tabii sen hiç özlememişsin beni zaten. Hiç kardeşimi özlediğim falan yok. Neredeydi bu bardaklar? Bence biz dün seninle yeterince hasret giderdik Asuman. Ayrıca ben sana kaç kere söyleyeceğim ya. Burası iş yeri. Öyle çat kapı her istediğinde gelemezsin. Okulun yok mu senin? Ay yok canım ne okulu? Dersler falan hepsi iptal tabii. Herkes yol yorgunu Pert. Ay biz akıllık ettik Necla'yla uçakla gelmekle falan ama buradan da onun yanına gideceğim zaten. Akşama gıybetini falan yapacağız. Utanmadan hala dünden bahsediyor. Hatırlatma Asuma. Kan beynime sıçrıyor aklıma geldikçe. Ya neyini eksik ettik? Hiç utanman yok mu senin? Ay abla sen de dramatikleştiriyorsun her şeyi annemler gibi. Ya şeytana uydum. 40 kez de özür diledim. Daha ne yapayım ya? Asuma senin uymaların bitmiyor ki ablacığım. Şeytana uyarsın, Necla'ya uyarsın, ona uyarsın, buna uyarsın. Uyma kızım kimseye. Aklın yok mu senin? Kız sen ne yapıyorsun? Döktürüyorsun yine. Hadi yap da buna bir pişir yiyelim olur mu? Hayat sana güzel Asuma. Bayağı güzel. Çekil. Abla, kız geceleri ne yapıyorsunuz? Baş başa falan kalabiliyor musunuz? Ya sen ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Patlatacağım ağzına. Ay şuna bak, onun dünyadan haberi yok be. Güvenlik, hayırdır? Şişt. Yine mi kaybettin? Ay bebek bu daha ağlamaya da başlar şimdi. Efendim? Demet Hanım diye birisi geldi. Yeğenime sürpriz yapacağım dedi. Yukarı çıkıyor. Kimseye haber verme dedi ama ben yine de aradım sizi. Ev iyice kabul gönlüne döndü sayenizde. Buldun yanında kal. Bir sene eksiktin. Demet Hanım. Merhaba Nazlıcığım. Ya biliyorum gelişim biraz emrivaki oldu ama Bulut'u görmeyi çok istedim bugün. Hem geçen gün bir şey konuşmuştuk, ona bir sürprizim var. Çok güzel yapmışsınız gerçekten. Ama Ferit Bey evde yok ve ben de zor durumda kalıyorum. Nazlıcığım, ben Bulut'un halasıyım. Ve yakında vesayetini alacağım zaten. Vesayet davasından haberim var. Ama ben aranızda kalmak istemiyorum. Yalan söylemek de istemiyorum. Nazlıcığım, inan seni zor durumda bırakmak istemem. Ama sen de beni anla ne olur. Ya Bulut benim yeğenim. Abimden kalan tek şey. Ayrıca Ferit bugün patronun olabilir. Ama belki yarın öbür gün ben de yeni patronun olabilirim. Tabii eğer sen de istersen Bulut'la beraber. Teşekkür ederim işbirliğin için. İşbirliği mi? Demet Hanım. Bulut'cum, ben geldim Demet hala. Ah, hala hoş geldin. Canım, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bak bakalım sana ne aldım. Bu Meram, çok teşekkür ederim. Oynayalım mı? Oynarız ama sen iyileşince, olur mu? Ama ben şimdi oynamak istiyorum. Bu kadın mı alacak Bulut'u? Sana ne kızım, sana ne? Güzelim bak şu kafanı çalıştır biraz, aç gözlerini. Ya şu kadına baksana sen bir. Ne kadar havalı bir kadın. Resmen yaranırsan bu kadına şansın bahtın döner. Benim işimi görürsen ben de senin işini görürüm diyor. Asuma sen laf mı dinliyorsun ya, nereden duyuyorsun? Ya duydum işte, boş ver sen orasını. Geldi. Halamla bahçeye çıkıyorum. Bu merak oynayacağız. Tamam canım, geliyorum. Bana bak Asuman, zaten başımda dili dolu. Yorma beni daha fazla, uğraştırma. Allah'ım salak bu kız. Vallahi salak. Öyle işte Deniz. Yaptılar yine yapacaklarını, evet. Ne yapmak istiyor bunlar? Çocuk da annesini babasını yeni kaybetti.
Deniz, ben şimdi eve geldim. Eve bir şey bırakacağım. Sonra sen, ben, avukatlar bir buluşup konuşalım. Tamam. Tamam abi, istediğin zaman ara beni. Hadi at bakalım. Şey olmadı. Olsun Bulutçum, öğrenirsin zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. Sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şehirler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asuman'cığım, Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman, doğru söylüyorsun. Ya İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var, oradan her şeye bakabilirim. İnternet var tabii, doğru. Akıllı bıdık seni, her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bumerang'ı sevdin mi? Hayır, çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'um? Biliyor musun, benim ta Avustralya'dan Demet Alam gelmiş. Canım, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tanem? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı, mutfak. Bu merengi de çok kötü atıyorsun bu arada. Kendim iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Birdenbire oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey, Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. Peki o Ferit beyefendi evde miydi? Hayır, başta değildi de sonradan geldi. Ay görsen yine aynı soğuk Ferit bakışları, aynı kibir böyle. Hayır, resmen çocuğu görmemden rahatsız oluyor biliyor musun? Ya ben Bulut'un halasıyım ya. Bana bunu ne haklı yapıyor? Ne haklı? Tamam, tamam, tamam. Gel yanıma. Gel buraya bir sakinleş. Hadi yani bütün enerjimi düşürdü. Tamam, tamam, tamam. Aşkım, bana bakar mısın? Bulut ne kadar Ferit'in yeğeniyse senin de yeğenin, tamam mı? Onu istediğin zaman, istediğin yerde görmek senin hakkın. Buna da kimse karışamaz. Demet, bak seni ailenden ayırdılar. İkimizi o şirketten kovdu bunlar. Biz Bulut'un sayesinde o şirkete tekrar gireceğiz. Anladın? Ya aşkım haklısın da şunu düşünüyorum. Bulut sonuçta onlarla büyüdü. Evet. Bu davayı kazanacağımızdan emin misin? Ya şimdi baktığın zaman evet, elleri güçlü görünüyor. Ama kocanın böyle şapkadan tavşan çıkartma gibi numaraları var.